Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi TürkTex Başkanı Cihat Yaycı, Ukrayna'da mahsur kalan 12 Türk gemisini yazdı. Ukrayna'da mahsur kalan Türk sahipli gemilerden birinin hikayesi. Bir hafta önceki yazımda Ukrayna'da esir kalan 12 ticaret gemimiz ve personelini unutmayalım alt başlığı ile Ukrayna'nın Batı Karadeniz limanlarında yaklaşık 7 ay aşkın süredir alıkonan Türk bayraklı ve Türk bağlantılı 12 gemimizi ve denizcilerimizi hatırlatmıştım. Aynı yazıda Türk armatörlerin 22 Eylül 2022'de Ukrayna'nın Batı Karadeniz limanlarında yaklaşık 7 ayı aşkın süredir alıkonan 12 geminin ve denizcilerin derhal serbest bırakılmasına dair uluslararası bir çağrı yaptıklarını ve armatörlerin Ukrayna limanlarında alıkonan bu gemi ve denizcilerin serbest bırakılması konusunda kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını söylediklerini de yazmıştım. Ben de son gelişmeler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamlarının bu gemilerin ve personelinin Türkiye'ye getirilmesi için Ukrayna ve Rusya nezdinde gerekli girişimleri daha kuvvetli ve kararlı bir şekilde yapacaklarına inandığımı da belirtmiştim. Hali hazırda mahsur kalan bu gemilerin isimleri de şöyledir. Kurtoğlu 3, Cengiz Bey, Malart S, Tuzla, Orion S, Venus, Rain River, Hacı Emine Ana, Alfa Orionis, Zeybek Skymoon bir Ferahnaz. Geçen haftaki yazımdan sonra bana Trimorya Denizcilik İşletmesi tarafından iletilen ve anlatılan bilgileri konunun vahametine ilişkin somut bir örnek olması bakımından sizinle paylaşmak istiyorum. Trimorya Denizcilik İşletmesi filosunda yer alan Türk sahipli her biri yaklaşık 3000 DVT kapasitesindeki 2 adet kuru yük gemisi 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başladığında maalesef Ukrayna limanında bulunmaktaymış. Liman ağzını kasıtlı bir şekilde kapatmış. Rus saldırılarının başlaması sonrası tüm Ukrayna limanları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararıyla giriş çıkışa kapatılınca orada mahsur kalmışlar ve bugüne dek kurtulamamışlar. Bu gemilerin Sormovski 121 gemisi Çornomorsk Limanı'nda mahsur kaldığında 2000 MTS çuvallı plastik ham maddesini Gürcistan'a götürmek üzere yüklemiş olarak limanda hazır vaziyetteymiş. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin limanları kapatma kararı almasının hemen sonrasında Ukrayna ordusu limana giriş çıkışları engellemek üzere liman ağzında 2 adet yük gemisini batırmış ve böylelikle liman ağzını kasıtlı şekilde kapatmış. Böylece liman içindeki tüm gemilerin limandan çıkışı önlenmiş. Düşmelerden sonuç alınamamış. Diğer gemi olan Alfa Orionis gemisi ise Rus saldırısı olduğu esnada bakım için tersanede bulunduğu her sondaymış. Gemi, bu esnada tersanede tüm bakım ve onarımlarını tamamlamış vaziyette, tersaneden çıkış için yenilenen evraklarını beklerken Rusların bölgeye saldırısı başlamış. Her iki Türk sahipli gemide de tam donanımlı Azeri, Türk ve Ukraynalı personel görev yapmaktaymış. Tersanede savaşın başladığı günden sonra hiçbir çalışma ya da mesai olmamış şehir içindeki şiddetli çatışmalar ve zorlaşan erzak temini neticesinde aylar geçtikçe gemi personeli ve gemi sahibi şirketin gemilerini limandan çıkarma umutları tükenmiş. Bunun üzerine personel eksiltme yolunu seçen firma Ağustos 2022'de imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına kadar gemi personelini en aza indirmiş. Gemilerin sahibi olan Trimoria Denizcilik'in tüm girişimlerine rağmen Mayıs ayında Koster, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği aracılığı ile ilgili Türk makamları ile yapılan görüşmede dahil olmak üzere bir sonuç alınamamış. Tahıl koridoru Sormovski 121'i kurtarmış. Ancak tam umutların tükendiği anda tahıl koridoru mutabakat muhtarasının yürürlüğe girmesiyle birlikte açılan tahıl koridoru bu gemilerden Sormovski 121'in kurtulmasına neden olmuş. Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan önce gemi kiracısıyla yapılan uzlaşma istinaden Sormovski 121 gemisinde bulunan yük boşaltılmış. Tahıl Koridoru'nun açılması ile birlikte buğday yüklenmiş ve Sormovski 121 Çornomorks Limanı'ndan buğday yükü nedeniyle ayrılan gemilerden bir tanesi olmayı başararak Tekirdağ'a hareket etmiş. Firmalar ve gemicilerimiz devletimiz kurumlarının mutlaka tüm diplomatik yollara deneyerek gemilerimizi kurtarmaya çalıştığına inanıyorlar. Ama şimdiye dek gösterilen çabaların somut sonuçlar doğurmamasına üzülüyorlar. Her sonda tersanede bulunan Alfa Orionis gemisinde ise personel azaltılması sonrasında gemi emniyetinin sağlanması amacıyla yalnızca Azeri Türk'ü kaptan ve çarkçı başı bırakılmış. Ancak bu esnada her son Rus kontrolüne girmiş. Ağustos ayında gemiye gelen Rus askerleri artık gemide kalamayacaklarını ve onlar için tahsis edilen eve gitmeleri gerektiğini tebliğ etmiş. Planı Ruslar iptal etmiş. Bu personelin haftada ancak iki kere ikişer saat olmak üzere gemiye gelip kontrol etmelerine izin verilmiş. Eylül ayı başında sevindirici bir haber olarak sorumlu Rus subayı kaptana bir hafta içinde limandan kalkış yapabileceklerini ve bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini istemiş. Plana göre gemi kalkıştan sonra bir savaş gemisi rehberliğinde Karadeniz'e dek çıkartılacakmış. Fakat hazırlıklara başlanmasının ardından gelişen kuvvetli Ukrayna saldırıları bu planın Ruslar tarafından iptal edilmesine sebep olmuş. Eylül ayının sonunda ise Rus askerleri her sonun tahliye edildiğini, kaptan ve çakçı başından Kırım üzerinden otobüslerle bölgeyi tümüyle terk etmelerini dikte etmiş. Bölgede iki gün içerisinde gerçekleşen bu cebri tahliye sonrasında söz konusu gemi personelsiz terk edilmiş vaziyette bölgede bırakılmış. Alfa Orionis de yağmaya uğramış. Bölgeden alınan bilgiye göre 3 Kasım 2022'de gemi tersaneden römörkörle çıkartılarak nehrin doğu kıyısına başka bir geminin üstüne yanaştırılmış. Ukrayna'da özellikle nehre çekilen ve personelden arındırılan birçok gemide olduğu gibi Alfa Orionis de bir kez yağmaya uğramış. Gemiden bazı eşyalar çalınmış, çalınan parçalar arasında köprü üstünden alınmış olan VHF telsiz cihazıymış. Bununla birlikte gemiden tam olarak neler alındığı bilinmiyor. Çünkü sadece 2 kişi kalan mürettebat ile 2 saatlik gemide bulunma izin süresince sağlıklı bir tespit yapılması doğal olarak mümkün değildir. Trimoria Denizcilik Şirketi'ne göre olumlu bir gelişme yaşandığı takdirde gemimiz makine ve güvert olarak 1-2 gün zarfında seyre hazır hale gelecektir. Geminin klas sertifikası yoktur. En yakın tersaneye giderek Klas'ın tekrar kontrolünün ardından tekrar yük taşır hale gelebilecektir. Personelin çoğunun Ukrayna olarak donatılması kolaylıkla mümkündür. Halihazırda hazırda her son civarında gemiyi tanıyan daha önce çalışmış personelimiz vardır. Bu anlattıklarım Ukrayna'da mahsur kalan 12 gemiden birinin hikayesidir. Diğer gemilerin de durumu 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Sigortaların zararı karşılaması da sigorta kontratları çerçevesinde pek günkün görülmemektedir. Özellikle karşılıklı bir savaş ilanının olmaması sigorta şirketlerinin zararları karşılamasına engel oluşturduğu söylenmektedir. Gemi sahipleri bunun mücadelesini yapmaktadırlar. Türkiye bugün Rusya ve Ukrayna'ya gerek tahıl koridoru anlaşmasının imzalanması ve gerekse anlaşmanın geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından askıya alınması kararı üzerine tekrar tahıl koridoru anlaşmasının yürürlüğe girmesi aşamalarında aynı masaya etrafında toplayabilen tek devlet olduğunu açıkça göstermiştir. Güçlü devlet olmak caydırıcı askeri güce sahip olmaya gerektirdiği gibi diplomatik güce de pazarlık kabiliyetine de sahip olmak anlamına gelmektedir. Ülkemiz 2. Dünya Savaşı'nda başarıyla yürüttüğü son derece zor denge ve tarafsızlık politikasını bugün de Ukrayna ve Rusya arasında yürütmüş ve bunu hayranlık uyandıran bir diplomasi ürünü olan Tahıl koridoruyla ile taşlandırmıştır. Bu durum Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna tarafından en güvenilir ve saygı duyulan devlet olduğunu göstermektedir. Türkiye gerçekten artık küresel oyun bozucu, bölgesel ve hatta bazı konularda küresel oyun kurucu bir güçtür. İşte bu güçteki Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile üst düzey girişimlerde bulunarak yaklaşık 8 ayı aşkın süredir mahsur kalan Türk bayraklı ya da Türk bağlantılı gemilerimizi ve 2 adet A400M askeri nakliye uçağımızı bir an önce kurtarmasının her bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun ise Türk diplomasisinin eriştiği seviye bakımından artık çok da zor olmayacağı kanaatindeyim.